ERA Gayrimenkul'ün 2016 yılı değerlendirme toplantısındayız. Yanımızda ERA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu var. Can Bey, öncelikle merhabalar. Merhabalar. 2017 yılının ilk ayında bir değerlendirme toplantısı yaptınız ve ERA Gayrimenkul'ü faaliyetleri hakkında bilgi verdiniz basına. Geçtiğimiz yıl ERA Gayrimenkul nasıl geçirdi? Nasıl bir büyüme gerçekleşti? Sizden dinleyelim. Çok teşekkürler. Bu bizim yaptığımız 4. yeni yıl toplantısı. Bu artık bizim geleneksel bir toplantımız haline geldi. ERA Türkiye olarak 2016 senesini çok olumlu geçirdik. %70 bir büyüme sağladık. Net olarak 47 ofisle tamamlıyoruz. Bu tabii ülkemizde yaşanan talihsiz olaylara rağmen gerçekten büyük bir gelişme ve önemli bir büyüme. Burada tabii ülkemizin dinamikleri çok önemli bir rol oynuyor. Gayrimenkul sektörü lokomotif bir sektör ve böyle olmaya devam ediyor, büyümesini gösteriyor. Tabii iş kurma manasında da franchising çok önemli bir kavram. Biz de ERA olarak hem bu franchising'i ve gayrimenkuldeki büyümeyi bir araya getirerek bu büyümemizi devam ettiriyoruz. Evet. 2017 hedefleriniz de açıkladınız bugün. 30 yeni franchise hedefliyorsunuz. Belli bölgeleriniz var mı bu anlamda? Şimdi bu manada 30 yeni franchise hedefliyoruz. Yeniden bir %70'lik bir büyüme hedefliyoruz. Burada hedefimiz şu. Şu anda 11 şehirdeyiz ve 13 şehire çıktık. Pardon, 11 şehir dedik, 13 şehire çıktık. Önümüzdeki dönemde de yeni şehirlere, belki 15-17 şehire gitmeyi düşünüyoruz. Yavaş yavaş doğuya doğru bir adım atmaya başladık. En son Erzurum'a ve Mersin'e birer ofis verdik. Tabii Güneydoğu'dan bazı talepler geliyor. Karadeniz bölgesinden, İç Anadolu'dan talepler geliyor. ERA'nın iş konsepti içerisinde tabii biz sadece bir tabela vermiyoruz. Bir marka verdiğimiz zaman bunun desteğini veriyoruz. O yüzden ulaşabileceğimiz yerlere franchise veriyoruz. Bu manada büyük şehirlerden başlayarak önemli bölgelere, daha sonrasında da bunların etrafındaki bazı bölgelere veriyoruz. 2017 hedeflerine baktığımız zaman tabii beklediğimiz yine emlak komisyonculuğu yasa tasarısı var. Bunun gerçekleşmesi için bir beklentimiz var. Bu gerçekleştiği zaman tabii sektörün önü açılacak, çok daha kurumsallaşması ve gelişmesi mümkün olacak. Evet. Peki, geçtiğimiz gün Sayın Bakan da açıkladı ki 2016 yılında 1.567.000 konut satışı gerçekleşmiş. Geçtiğimiz yılın üzerinde bir satış bu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Söylediğim gibi ülkemizdeki dinamikler çok önemli. Tabii genç bir nüfusumuz var. Hane halkı sayısı her geçen gün küçülüyor. Daha küçük aileler veya bireyler yer tutmaya, satın almaya devam ediyorlar. Bu manada konut satışları her zaman için artmaya devam edecektir. Tabii konut fiyatlarında oynamalar, bölgelere göre değişiklikler olabiliyor. Bazı bölgelerde düşüşler olduğunu tespit ediyoruz. Bazı bölgelerde artış devam ediyor enflasyonun üzerinde. Yine yaptığımız bir araştırmaya göre son 5 sene içerisinde konut reel manada en çok kazandıran yatırım aracı. Tabii konut en güvenilir yatırım aracı olmaya devam ettiği sürece konut satışları devam edecek. Nüfus artışımız, hane halkımız küçülmesi devam ettikçe yine satışlar bu şekilde devam edecektir. Tabii 1.5 milyon çok önemli bir sayıydı, rakamdı. Bunu daha önceden biz de dile getirdik. Bunun gerçekleşmesi herkes için çok büyük bir moral olacak. Bugünlerde açıklanıyor. İnşallah seneye de aynı büyümelerle 1.7'leri, 1.750'leri belki yakalayabileceğimiz güzel günleri hep birlikte görmek istiyoruz. Evet, ERA Gayrimenkul olarak ağırlıkta ikinci el konut satışı bayileriniz gerçekleştiriyor, değil mi? Bu şekilde bir çalışma sisteminiz var. Bu taraftan da baktığınızda şu an ikinci el konut piyasası normal tüm konut satışların içerisinde oldukça büyük bir pay, yaklaşık %50'lere varan pay almaya başladı. Doğru. Burada nasıl bunu değerlendiriyorsunuz, bu payın yükselmesini? Ülkemizde gerçekleşen konut satışı dediğiniz gibi aşağı yukarı 50-50. Aslında bu daha önceki senelerde 60-40 gibiydi. Sonra 55-45'e geldi. Şimdi daha çok 50-50'ye doğru giden bir trend var.
Tabii bu ekonomideki yavaşlama diyeyim, bu ilk önce birinci elleri etkiler, yeni konutları etkiler. İkinci eldeki satışlar her zaman için ihtiyacı göre devam ediyor. Aslında kriz zamanında da ihtiyacı göre satışlar artabiliyor. Baktığınızda veya ekonomi düşüşe geçtiğinde yine gayrimenkul satışlarında ikinci ellerde artış görebiliyoruz. Bunların zaman içerisinde işlenmesi ve ikinci elin öne geçmesi tabii ekonomideki gidişatta bazı problemler olduğunu gösteriyor. Ama bu bizim sektörümüz için, yani franchising sektörü, gayrimenkul danışmanlığı sektörü için aslında bir artı. Bizim işimiz franchise ofisi açmak, franchise işini gerçekleştirmek aslında kriz zamanlarında çok daha fazla kazandırabilen, çok daha fazla yatırım yapılabilen bir iş kolu. Franchising her geçen sene çok büyüyen, çok önemli bir sektör haline geldi. Özellikle gayrimenkul franchising'i hem önemli bir yatırım gerektirmemekle birlikte gıdaya kıyaslarsak çok revanşta, yapılan yatırım belki de kendisini ilk sene çıkartabiliyor. Bu açılardan bu gelişmeler devam edecek, evet. Peki, çok teşekkür ederim. Oldu, çok ben teşekkür ederim.